Selamlar Nevzat Bey. E-girişime hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yemek Sepeti'nin hikayesine girmek istemiyorum. Çok fazla hikayesi daha öncesinde internet üzerinde paylaşıldı. Kurulduğu günden bu yana hiç böyle bir ders aldığınız durumlar oldu mu? Ya ekibi kurmak çok ciddi problemdi. Yani onun şimdi geri dönüp baktığımda ve Yemek Sepeti'nin hikayesinin tamamını düşündüğümde ki farklı zamanlarda arkadaşlarımız aramızdan ayrıldılar. Ama buna rağmen o ilk 9 seneyi aynı ekiple beraber geçirip her şeyi beraber yaptık. Ve o Yemek Sepeti'nde hakikaten diğer ortaya çıkan rakiplere karşı veya piyasada Yemek Sepeti'nin yaptığı işin oturtulması anlamında çok önemli oldu. İkinci daha farklı söyleyebileceğim bir şey de satış anı. Yani işte 589 veya 661 neyse o rakamlarla ilgili o rakamlara ulaşabilmek için daha düşük rakamlara hayır diyebilmek gerekiyor. Yani 200, 300, 400 milyon dolarlara hayır diyebilmek gerekiyor. Orada bence önemli bir duruş sarf ettiğimizi düşünüyorum. Hatta şu an piyasada bizim business, bizim iş modelimizle ilgili dönen rakamlara baktığımda çok daha da durabilirmişiz ve rakamlar çok daha büyüyecekmiş diyorum. Ama zaten bu belliydi. Yani Yemek Sepeti için tabir yerindeyse her zaman satış için erkendi. Ve 2015'te erkendi. Şu an satsak yine erken. Ama artık Deliveroo bünyesinde yine aynı şekilde emin adımlarla yola devam ediyoruz. Yeni exitlardan bir tanesi Easyco için de aynı tabiri kullandılar. Yani bekleseydiniz unicorn yapamaz mıydınız Yemek Sepeti'ni? Yemek Sepeti zaten unicorn. Yemek Sepeti'nin şu an piyasa değeri 1.6-1.7 milyar dolar. Yani unicorn'u açmış bir proje ama evet satış değeri anlamında unicorn değildi ama ya öyle unicorn diye bir saplantımız olmadı. Dediğim gibi Yemek Sepeti'ni sattığımızdan bu yana zaten Yemek Sepeti 4 kat büyüdü. O yüzden yani unicorn da olur, başka kornlar da olur ileride. Yemek Sepeti bu şekilde devam ettiği sürece önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en değerli 10 firmasının içinde yer alacaktır yani. Daha öncesinde kapattığınız 3 tane proje lokum.com, papyon.com, irmik.com. Bu projeler bir hedefi olarak yola çıktı ama nedense bir süre sonra kapandı. Yemek Sepeti'nin tam olarak mali anlamda çok güçlü olmadığı dönemlerde ortaya koyduğu projelerdi bunlar. Dolayısıyla bu projelerin arkasına çok cüzi miktarda para koyabildik aslında. Yemek Sepeti'nin kendi trafiği ve Yemek Sepeti'nin kendi algısının dışında. Lokum.com'a baktığımızda Türkiye'nin farklı yöresel lezzetlerinden sipariş verme platformuydu. Ve günde 200 siparişlerdeydi. Ya şu anda Türkiye'de günde 200 sipariş yapan e-ticaret firması sayısının oldukça az olduğunu düşünürsek aslında projeyi fena gitmeyen bir yerde kapattık. Ve şu anki aklım olsaydı Lokum.com kapatmazdım. Lokum.com'a devam ederdim. Çünkü Lokum.com'un kullanıcıya sunduğu hizmet ve kullanıcıya sunduğu servisin kalitesi hakikaten çok başka bir yerdeydi. Irmik.com restoranlar hazır değildi. Yani restoranlar yıllardır alıştıkları tedarik zincirini bozup tamamen internet üzerinden o tedarik zincirini götürmeye hazır değillerdi. Ve Irmik.com aslında bir referans sitesi olarak çok başarılıydı. Ve etkisi gelen siparişten çok daha fazlaydı. Yani insanlar Irmik.com'dan aldıkları fiyatları gidip birbirleriyle kırdırıyorlardı restoranlarda. Ama satış site üzerinden gerçekleşmiyordu. Çok fazla bir gelecek olduğunu düşünmedik ve kapattık. Papyon da benim en büyük üzüntülerimden biridir. Ne yazık ki Türkiye'de o zaman için konuşayım. Bu zaman için de aynısını söyleyebilirim. Restoran rezervasyonu çok uygulanan, çok yapılan bir şey değil. Yani en kral restoran tabirinde bulunayım. Gittiğiniz zaman işte hadi bir ilk 20 tane restoranı bir kenara bırakıyorum. O 20 tane restorana gittiğinizde rezervasyonunuz yoksa şeye giremezsiniz. Ama onun dışındaki restoranlara kapıda gidip 15 dakika beklediğiniz takdirde aşağı yukarı giremeyeceğiniz restoran yok. Ve rezervasyon kültürü de yok halkımızın. O yüzden de bir süre sonra bırakmak durumunda kaldık. Sizin girişimcilik serüveniniz içerisinde gerçekten çıkardığınız ve hayat mottosu haline getirdiğiniz bir ders var mı? Ya bir tane yok, çok var. Yani ekibin önemi çok fazla. Sürekli yeni bir şeyler deneyip kendinizi güncel tutmanız gerekiyor ve ekibe ilham kaynağı olmanız gerekiyor. Yani yemeksepeti.com
yıllar içerisinde aynı işini yapmaya devam edebilirdi. Ne İrmi, ne Lokum'u denerdi, ne Yunanistan'a giderdi, ne Rusya'ya giderdi, ne bana bir yapardı. Ama bu değil. Yani biz sürekli kullanıcıya farklı hizmetleri daha uygun fiyatlara ve daha hızlı şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ve bunu yapabildiğimiz sürece kullanıcının nezdinde yükseliyoruz ve bir yerde kalabiliyoruz. Bunun farkındayız ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Ekip çok önemli dediğim gibi. Bir laf vardır işte, 1000 tane fikir konuşuluyor. 7 tanesi proje haline geçiyor, 2 tanesi başarı hikayesi oluyor. Yani konuşmak tabii güzel bir şey fikri de, onu işte taşın altına elini koyup proje haline getirip ondan sonra da başarı hikayesi haline getirmek mühim olan. Bunu söyleyebilirim. Yurt dışına çabuk açılmanın önemi çok büyük. Yani bizim zamanımızdaki, bizim desteklendiğimiz finansal koşullarla bu pek mümkün değildi. Ama artık çok fazla duyuyoruz bunu. İşte Isiko'nun güzel bir örneğiydi. Foriba Exit'i geldi. Bugün duyduğum Mutlu Bey'e bir yatırım almış. O da yurt dışında operasyonunu sürdüren bir firma. Bunlar çok önemli. Umarım daha da fazla Türk internet startup'ı yurt dışına açılır. Biz Deliveroo tarafından satın alındığımızda 11 ülkedeydik. O ülkeler yemeksepeti.com'un Türkiye'deki duruşuna göre daha düşük sayıda sipariş alan ülkelerdi. Ama 11 ülkede operasyon sürüyordu. Ya ben artık Türkiye'den çıkan startupların Türkiye coğrafyasını aşıp yakın olduğumuz Orta Doğu veya Avrupa coğrafyalarında da başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Sizin girişimciliğinizin yanı sıra bir de melek yatırımcılık tarafınız var. Bugüne kadar kaç girişime ne kadar yatırım yaptınız? Toplam 34 oldu galiba. Ve fonları da sayarsak herhalde 15 milyon dolar civarı bir yatırım olmuştur toplamda. Yani ben çok iyi bir yatırımcı mıyım bilmiyorum. Yani iyi bir girişimciyim gözüken. Ama yatırım tarafı biraz daha farklı bir takım özellikler gerektiriyor. Ve mesela çok fazla exit'im yok. O yüzden exit anlamında da başarılı bir yatırımcı mıyım sorgulanır. Ama inandığım görüşüne, fikrine, vizyonuna, yaratıcılığına inandığım girişimcileri elimden geldiğince desteklemeye devam ediyorum. Bundan sonra edeceğim yani. Bugünkü asıl konularımızdan bir tanesi Yemeksepeti'nin yeni projesi Banabi. Bu Banabi'nin çıkış hikayesinden biraz bahseder misiniz? Çünkü ben takip ediyorum, sürekli yeni iller açılıyorsunuz ve çok hızlı büyüyor. Banabi aslında Yemeksepeti.com'un hitap ettiği kullanıcı kitlesinin başka nerelerde nasıl ihtiyaçları var çerçevesinde doğan bir proje. Ve market alışverişi aklımıza gelen. Bunu daha önce Yemeksepeti bünyesinde 2-3 defa yapmayı denedik market alışverişini. Başarılı olamadık. Farklı modeller denedik. Pazar yeri modeli denedik. Olmadı vesaire. Ve sonunda Dark Store diye yurt dışında adlandırılan depo modeline geçmeyi uygun gördük. Yani Banabi'nin depo adını verdiğimiz satış noktaları, ürün satış noktaları var. Ve internet üzerinden, Yemeksepeti üzerinden verilen, Yemeksepeti Banabi üzerinden verilen siparişlerde bu noktaları kullanarak kullanıcıya ürünlerin teslimatını yapıyoruz. Ve hakikaten çok iyi gidiyor. Yani şu anda işte 6000 siparişleri geçtik günde. Ki yani daha işte 2,5 ay kadar falan oldu toplam süre. Beklentilerimizin, yani öngörülerimizin çok ötesindeyiz. Antalya'yı açtık. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya 4 ilde varız. Bundan sonra sene sonuna kadar işte Bursa'yı da, Eskişehir'i de, Konya'yı da, Trabzon'u da vesaireyi de, İstanbul, Ankara, İzmir'i büyütmekti şeklinde devam ediyor olacak. Biz son, buna last mile delivery deniyor. Yani son kilometre teslimatı. Eve ulaşan marka olma tarafında kendimizi güçlendirmek istiyoruz. Vale bunun başka bir örneği. Vale, Banabi'nin aslında, yani eve yaptığımız teslimatın restoranlardan gidip alınan ve yemekleri teslimatını yapan bir proje. Eve teslimatımızı, yani kendi yaptığımız eve teslimatı güçlendirmek için gerekli adımları atıyoruz. Bu sene iyi bir yatırım yaptık bu projelere. Önümüzdeki sene daha da fazlasını yaparak devam edeceğiz yani. Çok hızlı büyüyor dediniz. Peki bu büyümeyi nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl kontrol ediyorsunuz? Ya kolay bir şey değil. Çünkü aslında hiç bilmediğimiz iki tane işe girdik. Biri FMCG, biri lojistik. Ve Yemeksepeti.com'da lojistik kısmen vardı Vale'de. Ama bunun ölçeği de çok daha büyük. Ve burada bir ürün perakende tarafıyla ilgili bir takım sorunlar var. Ve bunları hallediyoruz. Yani öğreniyoruz. Çabuk öğrenen bir kitleyiz. Çabuk öğrenip uygulamayı değiştirip devam ediyoruz. Ve bu öğrenme hızımızla da önümüzdeki yıllarda Banabi için çok başarılı olacağımızı söyleyebilirim yani. Banabi'nin depoları şu an tamamen Yemeksepeti'ne ait. Gelecekte bunları bir franchise modele çevirmeyi düşünüyor musunuz?
Hayır, düşünmüyoruz. Yani şu an tamamıyla franchise modelin getirdiği şeyler var artı olarak. Özellikle finansal anlamda. Ama negatif de bir sürü şey var operasyonel anlamda. Biz kullanıcıya vereceğimiz en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. O yüzden de kendimiz şu anda operasyonunu sürdüreceğiz depolarımız. Bana bile büyük bir motosiklet filosu kuruldu. Sadece bana binin teslimatı değil de farklı işlerde kullanmayı planlıyor musunuz bu filoyu? Evet, planlıyoruz ama şu anda bu filo bize yetmiyor zaten. Yani bu filonun çok daha büyüyüp boş kalan zamanı olması gerekiyor ki o zamanı ben dışarıdaki başka işleri outsource etmek için kullanabileyim. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Şu an kendi motokuryelerimiz ancak kendi siparişimizi karşılayabiliyor. Bir sonraki aşamada Vale ile beraber ortak kullanım söz konusu olacak. Vale ve Banabi kuryelerinin. Ondan sonraki aşamalarda farklı modelleri düşünebiliriz. Bu Banabi'nin globale açılma gibi bir durum olacak mı? Şu an için hayır. Şu an için öyle bir durum yok. Şu an için Türkiye'yi domine etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz yani. Şu an market alışverişi üzerine eve teslimat, yani filo ile eve teslimat birazcık son zamanlarda rekabete girmiş durumda. Sizi bu diğer projelerden diyeyim ayıran özellik nedir? Yemek sepeti. Yani yemek sepetini yapmış bir firmayız. Yemek sepeti başarısını çok iddialı konuşmak istemiyorum da herhalde bilmeyen yok Türkiye'de. Duymayan yoktur. Yemek sepetindeki know-how'ımızla, yemek sepetindeki tecrübemizle ve iş yapış şeklimizle, kullanıcı memnuniyetimizle aynı çabayı Banabi'ye aktarıyoruz. Yani iş yapış şeklimiz en büyük avantajımız ve tabii ki yemek sepetinden gelen güçlü bir sermaye durumumuz da var. Yemek sepeti karlı bir firma ve biz de bu karı Banabi'ye ve Vale'ye akıtmak için önümüzdeki yıllarda elimizden geleni yapacağız. Hiçbir sıkıntımız yok yani. İnsana değer veren bir şirketsiniz. Çünkü kuryelerinizde çok kaliteli ekipmanlar kullanıyorsunuz. Yani daha kalitelisi varsa biz bilmiyoruz. Yani çünkü bu çocukların canı söz konusu. Hakikaten çok başka bir şey. Yani şimdi bizi sürekli eleştiriler geliyor. Yazın niye montlarla kuryeleri dışarı çıkart? Çünkü o montlar onları koruyorlar. Yani montların kışlığı var, yazlığı var. Yazlık montlarla hizmet veriyoruz. Ama onu koruyor yani. Dirseğiydi, diziydi vesaire, pantolonuydu. Ve dolayısıyla bizim için, bizim kuryemizin hayati durumu her türlü siparişten, her türlü konfordan ve her türlü maliyetten çok daha önemli. O yüzden de onlara alabileceğimiz en üst seviye ekipmanla hizmet verip onları mümkün olduğunca olabilecek kazalara karşı korumaya çalışıyoruz. Yemek sepetinin bundan sonra gerek büyümede olsun, gerek yeni projeler kapsamında olsun hedefleri var mı? Yemek sepeti Banabi ve Vale'yi büyütecek. O kesin. Yani kendimizin bütün süreci sahiplendiğimiz, en baştan en sona kadar teslimatı yaptığımız siparişlerle ilgili kısım büyüyecek. Bunu başka illerde de büyütüyor olacağız. İşte şu an hedef 10 il. Ondan sonra da daha da büyüyecektir. Yani bir takım internet projeleri gibi işte yıllardır operasyonunu sürdürüp sadece İstanbul'da hizmet veren bir proje olmayacağız. Zaten Yemek Sepeti Türkiye çapına yayılmış bir proje. Yani 68 tane ilde operasyonunu sürdürüyor. Ve hal böyleyken Türkiye'yi İstanbul'dan ibaret görmemiz düşünülemez zaten. Ve bunun için de gerekli yatırım neyse yapıyor olacağız. Önümüzdeki yıl daha farklı sürprizler bekleyebilirsiniz. Yani şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ama bana bir yoluna girsin, bana bir oturtalım. Önümüzdeki yıl içerisinde Yemek Sepeti'ni hiç beklenmedik bir takım yerlerde farklı bir oyuncu olarak görebiliriz. Peki son olarak girişimcilere söylemek istediğiniz öneriler var mı? Ya, Türkiye'den çıkan girişimlerin başarısı artık daha global seviyede ortaya çıkıyor. İşte dediğim gibi son 3 ay içerisinde 3 tane exit geldi arda arda. Bunların hepsi girişimcileri daha da moral oluyor. Ve girişimcinin önü açık Türkiye'de. Sadece iş yapış şekillerimizi biraz daha dikkatli yapmamız, ekibimizi doğru kurgulamamız ve sermayeye çabuk ulaşmamız gerekiyor. Bence girişimci olmak için yeterli DNA'ya sahibiz. Bunu artık sahaya çıkartıp yansıtmamız lazım. Ya ben hala 2019 yılında yemeksepeti.com sebebiyle yılın girişimcisi seçilmekten artık hicap duyuyorum. Gençlerin çok daha farklı, çok daha donanımlı, çok daha hırslı gençler var. Ve umarım onlar da bizim bu satış rakamlarımızın kat be kat üzerlerine çıkarlar ve Türkiye'nin önünü açarlar. Çok teşekkürler Nevzat Bey, girişime konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.